Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde beraber aşık edebiyatı nazım şekillerinden bahsedeceğiz. Umarım faydalı bir ders olur. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, nazım şekillerini işlerken sadece kuru bilgiler vermekle yetinmeyeceğiz. Bunların örneklerini de göreceğiz. Her birinin örneklerini de göreceğiz. Parça niteliğinde bile olsa, tamamı olmasa bile metnin. E, bunu belirtmek istiyorum. İlk olarak koşmadan bahsedelim isterseniz, halk edebiyatının Aşık tarzı halk edebiyatının önemli nazım biçimlerinden birisidir. Herhalde en sevilen, en çok kullanılan, en yaygın olarak kullanılan, tercih edilen bir nazım biçimidir koşma. Öncelikle bunu belirtelim. İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki koşuklara benzemektedir. Bir nevi onun devamı niteliğindedir. Zaten biliyorsunuz ki halk edebiyatı da İslamiyet öncesi edebiyatın sözlü edebiyat döneminin devamı niteliğindedir. Hece ölçüsünün 11'lik kalıbıyla ve genellikle 6 artı 5 veya 4 4 3'lü bir durakla söylenir. Söylenir çünkü sözlü bir edebiyattır biliyorsunuz aşık tarzı halk edebiyatı. Bu, dura bu durakların karışık olarak kullanıldığı koşmalarda karşımıza gelebilir. Yani bir dizesinde 6 artı 5 iken e, ikinci dizede 4 artı 4 artı 3 şeklinde karşımıza gelebilir. Nazım birimi tabii ki dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bu bazı kaynaklarda 3 ile 6 şeklinde karşımıza çıkabilir. E peki onları kabul etmeyecek miyiz? Tabii ki kabul edeceğiz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani genel olarak e, te temayül, tercih, çoğunluk 3 ile 5 arasında karşımıza altılı şekilde de çıkabilir dörtlük sayısı. Bu bizi tereddütte bırakmasın. Tamam? Koşmanın uyak düzeni genellikle şu şekildedir. ABAB yani bir çapraz görüntü, CCCB DDDB şeklinde gider. Ya da XBXB şeklinde de olabilir. Diğer dörtlüklerimiz aynı görüyorsunuz zaten. Ya da AAAB şeklinde olabilir. Dikkat edin, geri kalan her şey zaten aynı. Tek değişen Birinci bölüm. Yani birinci dörtlüğümüz. O zaman biz birinci dörtlüğe odaklansak bu işi rahatlıkla çözeriz. Ne yaptık? AB dedik. Bu sefer ikincisinde ne yaptık? A'ların yerine X koyduk. Yani bağımsız olduğunu ifade etmeye çalıştık. Üçüncüsünde ne yaptık? İlk üçlü. Bak dikkat et. Burada da sonlar hep aynı zaten. İlk üç dize değişiyor. Yani AB A, B, A X, B, X diğerinde de a a a şeklinde değişiyor. Yani tıpkı diğerlerinde olduğu gibi o zaman çok da zor bir şey yok ortada. Şair koşmanın son dörtlüğünde mahlasını söyler ve bu bölüme de tapşırma denir. Saz eşliğinde genellikle söylendiğini, ezgiyle söylendiğini biliyoruz. İşte ezginin niteliğine göre de koşmalar isimler isimlendirmeleri olabiliyor. İşte Acem koşması, Ankara koşması, Kerem, Kesik Kerem gibi türlere ayrılır koşmalar bu açıdan da. Biz ne yapacağız? Tabii biz Ezgi duymayacağız sonuçta ÖSYM'nin sorduğu sorularda. Biz şuna bakacağız. Bu isimlendirmeleri en azından bilelim. Yani Ezgi'sine göre de e, şu 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 adlar karşımıza çıkabilir. Bir madde olarak belki çıkar. Doğru yanlış sorularında e, herhangi bir tereddütünüz olmasın bunun dışında. Konuları bakımından divan edebiyatındaki gazele, şarkıya benzer. Çünkü onlar da hatırlayın genellikle güzelliklerden, aşktan, doğadan, iyi, iyiliklerden, güzellikler ne varsa onlardan bahsederdi. Koşmalar da genellikle aşk, güzellik, tabiat, özlem, sevgi, yalnızlık, gurbet, sıla, ölüm gibi lirik konuları işlemektedir. Bu açıdan da lirik şiir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Konuları bakımından koşmalar dört çeşittir, dört türlüdür. İlk olarak güzellemeden bahsedelim. Sevilen herhangi bir şeyin, burada sınırlamamız yok, aşık olunan kadın, doğa, at bile olabilir. Onun güzelliklerini övmek amacıyla söylenen lirik koşmalar güzelleme olarak adlandırılır. Güzelleme tabii ki sadece Koşman Azım biçimine ait bir tür değildir. Semailerde de karşımıza çıkabilir. E, bilgimiz olsun. E, bunu bir kenarda tutalım. Güzelleme türünün en ünlü sanatçısı 17. yüzyıl şairi Karacaoğlan'dır. Karacaoğlan bizim için güzellemede emsal bir isimdir. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Şu dileğim kabul eyle yaradan dört dilek diledim ziyana gitti. Ağlattın kulu, ağlattın kulu güldür yaradan. Kömür gözlüm ne salının karşımda, gündüz hayalimde gece düşümde. Bir güzelin sevdası var başımda, yar sevdası çetin olur yaradan. Bakalım bir kere yardan bahsediyor yani sevgiliden ama bu semai de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ile ölçüsüyle söylenmiş. O zaman koşmaya yakınız e, Yardan bahsetmiş koşmanın güzelleme tabii ki güzelleme türü olduğunu fark edebiliyoruz. Bu şekilde e, rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Dikkat et var demiş yaradan demiş gitti demiş yaradan demiş. O zaman gitti ile var arasında bir ilişki yok. X a x A şeklinde ifade edebiliriz. Az önce biz bunu B olarak nitelendirdik. X'ten doğrudan B'ye geçtik. E, A şeklinde de söyleyebilirsin. Bunda sıkıntı yok. Rahat ol. Aynılığını vurgulaman yeterlidir. Karşımda, düşümde, başımda bunlar uy uyaklı birbiriyle. B, B, B. Yaradan demiş. Yine A'ya bağladık. Yani birinci dörtlüğe. Koçaklamaya bakalım. Koçtan düşünebilirsin yani. Koç gibi dersin ya, koç gibi delikanlı. Nedir orada? Yiğitliğini vurgularsın aslında. Baba yiğitliğini, duruşunu vurgularsın. Yiğitlik, kahramanlık, savaş, vuruşma gibi konuları işleyen epik koşmalardır. Epik, batı edebiyatındaki bir şiir türü terimidir, şiir türüdür. Koçaklama tıpkı güzellemeler gibi sadece koşmaya özgü değildir. Karşımıza işte semailerde de, varsalılarda da çıkabilmektedir. Koçaklama ifadesini orada da kullanabiliriz. Bunu bir kenarda tutun arkadaşlar. En başarılı temsilci olarak Köroğlu, Dadaloğlu gibi isimler dikkatimizi çekiyor. Örneğimize bakalım. Kalktı, göç eyledi avşar elleri. Ağır ağır giden iller bizimdir. Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıncımız kirmani. Taşa geçer Taşı deler mızrağımın temreni, hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Şair böyle söylemiş. Ne diyor? E, ferman veren padişaha karşı dağlar bizimdir diyor. Yani kılıcımız var, temrenimiz var, mızrağımızın temreni var ve biz bu fermana karşı mücadele edeceğiz diyor atlarımızla Arap atlarımızla beraber yakın yeri yakın eden ırığı. Şimdi ne yapacaksın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'li bir kere hece ölçüsü kenarda koşma. Hemen bakıyorsun mücadele. O zaman koç gibi adamlardan bahsediyor. Koç aklama diyorsun. Bu şekilde bitiriyoruz. Taşlamadan bahsedelim. Dikkat et, taşlama. Yani günlük hayatta bile aslında yapıyorsun sen bunu. Mesela bir arkadaşın sana laf atıyor, gönderme yapıyor. Diyorsun ki ah kafama taş geldi bir yerlerden. Acaba nereden vesaire şeklinde. Böyle bazen e, hayat belki şu an şey gelmeyebilir, itici, sempatik gelmeyebilir. Ayrı bir mesele ama hayatımızda bunun bir yeri olduğunun farkındasın. Bir kere toplumun aksayan yönlerini, bireysel yanlışlıkları, Devlet yönetimindeki hataları eleştirel bir dille işleyen bir tür olduğunu bileceğiz. Divan edebiyatındaki hicviye, hic, e, hicviyeye cumhuriyet dönemindeki yergi şiirine, Batı edebiyatındaki satirik şiire benzediğini bilelim. Taşlama deyince aklımıza dertli, ruh saati ve seyrani gelecek dertli, ruh saati, seyrani gibi isimler gelecek. Bir vakte erdi, erdi ki bizim günümüz, yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor, deva belli değil, dert belli değil. Adalet kalmadı, hep zulüm oldu. Geçti şu baharın gülleri soldu, dünyanın gidişi acayip oldu, kuyun belli değil, Kurt belli değil. Öncelikle bir belirsizlikten bahsediyor ve bundan şikayetleniyor. Adaletin olmamasından şikayetleniyor. Mert'le Yiğit'in ve ötesinin karışmasından şikayetçi. Namert'le karışmasından şikayetçi. Dolayısıyla bu bir eleştiri. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı şekilde ünlüleri sayıyoruz. 4, 6, 8... 10-11 şeklinde 11'li ece ölçüsünün tercih edildiğini, koşmaya yakın olduğumuzu, yakın durduğumuzu ve bir eleştiri olması dolayısıyla da taşlama, taş atıyor, taşlama, gönderme yapıyor olduğunu söyleyebiliriz. Ağıta bakalım şimdi de dördüncü türümüz olarak. Ağıt tabii ki hepimizin bildiği üzere ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü, onun yaşarken yaptığı güzellikleri anlatan, iyilikleri anlatan şiirlerdir. Bir koşma türüdür. Tabi koşma biçiminde söylendiği gibi türkü biçiminde de söylenebilir ağıtlar. Biz zaten anonim halk edebiyatı içerisinde de ağıt kavramından bahsettik, öyle hatırlıyorum. Divan edebiyatında Mersiye, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında da ...sagular, e, ağıtlarla benzerlik göstermektedir. Ağıtlar az önce belirttiğim gibi... ...anonim halk edebiyatı ürünleri arasında da sayılabilir. Çünkü e, ağıt yakarken yani birisinin ölümünden duyulan... ...üzüntüyü dile getirirken şair... E, ...mahlas kullanmayacağına göre son dörtlükte... ...yani bir nevi reklam yapmayacağına göre... ...çünkü e, yani etik olmaz en basit söylersek ifadeyle... E, ...doğru bir yaklaşım olmaz reklam yapmak orada. Dolayısıyla anonim olarak da sahaya çıkmıştır. Daha doğrusu öyle bir hale gelmiştir. Can evimden vurdu felek neyleyim? Ben ağlarım çelik teller iniler. Ben almadım toprak aldı koynuma, koynuna yarim diyen bülbül diller iniler.'' Şimdi burada kesiyorum artık durum rahat anlaşılabilecek bir durum. Ağlamaktan toprak, toprağın almasından bahsediyor. Yani bir ölümden ve bundan duyulan üzüntüden bahsediyor. Hemen şöyle bir baktığında 11'li ölçüyle söylendiğini görüyorsun. Konusunu fark ediyorsun ve ağıt diyorsun. Şimdi de semayiden bahsedelim biraz. Şimdi sema ile koşmaları ayıran en önemli özellik sekizli ölçüyle söylenmesi semailerin. Bir kere semai kelime anlamı olarak işitilerek öğrenilen anlamında bir kelimedir. Semai işitilerek öğrenilen sekizli ölçüsüyle, e, ölçüsüyle söyleniyor hecenin. Koşma biçiminde düzenleniyor kafi örgüsü e, ve özel bir ezgisi var. Yani ezgisi ve ölçüsü bizim farklılığımız koşmadan buradan ayıracağız. Semailer 8'li ölçüyle, koşmalar 11'li ölçüyle. Semailer koşmalara göre daha kıvrak bir ezgiyle söyleniyor. Bu açıdan ayrılıyor. Semailerin aruz ölçüsü kullanılarak söylenenleri daha doğrusu yazılanları da var. Çünkü aruz ölçüsü işin içerisine girdiği zaman doğaçlama ya da sözlü edebiyat biraz geri plana gidiyor ortadan kalkıyor. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişiyor. Doğa, güzellik, ayrılık, kavuşma gibi duygusal, lirik temalar işleniyor. Dikkat edin, kafiye örgüsü koşmayla aynıdır. Bu yüzden çok uzatmıyorum ve hemen geçiyorum. Semai'nin son dörtlüğünde şair tabii ki mahlasını kullanır. Tapşırma bölümü vardır. Karacı olan Erzurumlu Emrah Önemli semai şairlerindendir, diyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez. Gurbet teması ön plana çıkıyor burada. E, Sıladan uzak kalma teması. Dolayısıyla bizim için bir lirik konudur. Ölçüye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8'li ölçünün kullanılmış olması, kullanılıyor olması bizi rahatlıkla semaya götürmektedir. Beraberinde de lirik bir konunun işlendiği gözümüzün önünde. Şimdi de varsağıdan bahsedelim biraz. Şimdi varsa, Güneydoğu Anadolu'daki, Güney Anadolu'daki varsak boyu, varsak Türkleri ozanlarınca söylendiği için varsağı denmiştir. Bunu bir kenarda tutalım. Türkülere benzemektedir. Türkülerden e, biraz gelişmiş aşk edebiyatı nazım e, biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sekizli ölçü kullanılır. Yalnız burada bir dipnot 11 heceli varsağılar da karşımıza çıkabilir. Semayden daha değişik bir ezgisi vardır. Bir yiğitlik söz konusu olduğu için genellikle e, tema açısından. Şimdi en tipik e, özelliği nida barındırması, yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenmesi ve bir sesleniş barındırması be hey, bire, hey, hey gidi gibi ünlemler karşımıza çıkıyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla en büyük bizim kozumuz bu kelimeler. Bunları gördüğümüz zaman rahatlıkla varsı diyebiliriz. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişiyor. Şu ana kadar farklı bir şey söylemedik zaten. Koşma, semai, varsı. 3-5 ifadesini kullandık. Dörtlük ifadesini kullandık. Mahlasını kullanıyor. Ağıt dışında şu ana kadar hepsinde. Ee, son dörtlükte mahlas kullanılıyor. Yaygın olarak kullanılmayan çünkü Güney Anadolu e, varsak boyu ozanlarınca söylendiği için pek yaygın değildir. Varsığı dendiğinde akla gelen ilk isim Karaca olan olarak dikkat çekiyor. En çok varsığı söylemiş şairimiz Karaca olandır. Bire ağlar, bire beyler. Şimdi doğrudan zaten bunları görür görmez varsayı yapıştırıyoruz. Olay bu kadar. Tapşırma bölümü dikkat edin. Ee, hemen hecesini sayabilirsin. 4, 5 ve 8 aynı şekilde e, 8 olduğunu görüyoruz diğer dizelerde de. Şimdi de son olarak destandan bahsedelim. Şimdi bu destanlarla aşık edebiyatındaki destanlarla İslamiyet öncesindeki destanları karıştırmamak gerekiyor. Milli destanları, milli destanların çok uzun soluklu olduğunu biliyoruz. Konu açısından e, sınırlı olduğunu biliyoruz. Çünkü toplumu derinden etkileyen olaylar sadece orada ele alınıyor. Bu açılardan ciddi bir fark var aşk edebiyatındaki destanla. Aşk edebiyatında e, şairimiz doğaçlama bir ürün ortaya koyduğu için. Ee, ve daha farklı konuları ele aldığı için 104'lüye kadar e, işte karşımıza çıkabiliyor dörtlük sayısı yüzü geçebiliyor bazen de fakat e, bu anlamda halk şiirindeki en uzun nazım biçimidir bunu ifade edelim bir kere dikkat edin diğerlerinde 3-5 dörtlükten bahsettik burada yüzün üzerine çıkmaktan bahsediyoruz e, bunu da ifade edelim 11 ile ölçüsü tercih ediliyor tabi 8'li olarak karşımıza çıkan destanlar da var. Yani 8'li gördüğümüzde hayır bu destan değil demeyeceğiz ya da yeni bir isimlendirme vermeye çalışmayacağız. 8 ve 11 ama daha çok 11 e, hece ölçüsü tercih ediliyor. Bunu da belirtelim. Çokça aşıklar arasında rağbet görmüş bir nazım biçimidir destanlar. Kafi örgüsü koşma ile aynıdır. Destanın son dörtlüğünde şair mahlasını kullanır. Destanlarda konu sınırlaması yoktur. Halkı ilgilendiren her türlü konu destan kapsamına girmektedir. Genel olarak baktığımızda destanları sınıflandırmaya çalışırsak şunları diyebiliriz. Savaş destanları. Doğal afet, yangın, salgın hastalıklar ve benzeri olaylarla ilgili destanlar. Eşkıya ve ünlü kişilerin maceralarını anlatan destanlar. Mizahi destanlar ki mesela mizahi destanlarda bit pire destanı ile bile karşılaşmaktayız. İşte kişi aşık bir kervansaraya gitmiştir zamanın yani oteline gitmiştir. Kötü bir kervansaraydır. Sabaha kadar bir pire kendisine musallat olur. Uyutmaz onu. Bunun üzerine mizahi bir destan söyleyebilir şair. Toplumsal taşlama ya da eleştiri niteliğinde destanlar olabilir atasözü destanları, hayvan destanları ya da yaş destanları olarak karşımıza çıkabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. LYS Edebiyat Maratonu'nda beraber olacağız. Bütün konuları işlemeye çalışacağım Allah'ın izniyle. İnşallah eksik bir konumuz kalmayacak ve 56'da 56 istiyorum. İnşallah. Tabii ki diğer dil bilgisi konularıyla beraber, paragraf konularıyla beraber. 56'da 56 istiyorum. Bunu arzuluyorum inşallah. Dönüşlerinizi de bekliyorum bu konuda. Videonun altına değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Olumsuz anlamda eleştiri istemiyorum. Yönlendirecek eleştirilere açığım. Dikkate alıyorum. Her birini okumaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Başarılar dilerim. İyi günler.